dolam, bırak da Fener'e goller atam. Eğer goller atamazsam Kadıköy'den nasıl çıkam? Sivas. Ser kanalıma Maç TV hoş geldiniz. Fenerbahçe Sivas Spor maçıyla beraberiz. Fenerbahçe'nin artık bir yerde puan kaybetmesi lazım ve o maçın da bu maç olduğuna inanıyorum. Skor tahminim Fenerbahçe 1, Sivas Spor 1. Sivas Spor eğer otobüsü iyi çeker, güzel kontraya çıkarsa bu maçtan beraberlik çıkarabilir. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız, yorum yazarsanız çok sevinirim. Maç başladı. İrfan Can vuruyor ya. Vallahi İrfan Can durdurulamıyor arkadaş. Abdülkadir Keita mı? Vay arkadaş. Emin misin ya? Galatasaraylı Abdülkadir Keita mı? Bu adam 50 yaşında lan. Çok güzel. Yürü de. Yürü. Yürü. Yapacağın ayağına tüküreyim senin be. Şerefsiz, iyi gelmiştin de. Tehlikeli nokta. Tam cepheden görüyor. İrfan Can vurmasın ya. Valencia kullansın. İrfan Can kullanırsa gol olur çünkü. İrfan çekil ya İrfan. Öyle sürekli sen kullanamazsın ya. Valencia kullansın. Valencia yandan out koç. Aferin. Bravo, işte bu. Ne işin var orada? Kaleci, kaleci ne işin var orada? Defans geliyor be. Ali Şaşal Ural çıkma oğlum ya. Kötü vurduk, boş kale. Frikik, of çok tehlikeli. Çok tehlikeli sarı kart. Doğru karar, faul. Daha net bir vuruş yapabilirdi Alioski. Bozdu. Doğru. Tam cephe anasını satayım. Valencia, İrfan Can atla, Valencia vursun. İrfan Can yapma oğlum. Hadi Valencia'm sen vur. Güzel. At artık gülüm. Mutlak mutlak golü kaçırdı be. Mutlak golü kaçırdı be Sivas. Maçın en net gol pozisyonu. Abi başa golcün yok mu ya Yatabare'den başka? Oo. Orta yerde top süzüldü. İçeri düşecek diye bekliyorum üst ağlar. Fenerbahçe defansı yine SOS vermeye devam ediyor. Vay arkadaş. Zalai'nin ayaklarından seken top yükseliyor. Altay yerde artık hiçbir şey yapamaz kaleyi tutsa üst dağlarda. Başa golcün yok mu be Sivas be? Avutmuş anasını sattımın kazması. Vuruşa bak ya. Arkadaşlar ilk 20 dakikadan sonra Sivas Spor oyunu dengeledi. Hatta maçın ilk yarının en net pozisyonu da Yatabare ile Sivas Spor buldu. İkinci yarıda görüşürüz. Başşuayi kırmızı kart mı? Aa! 47. dakika. Alioski indirdi. İrfan Can pasını verdi. Alioski geldi. Penaltı. 52. dakika penaltı. Alioski geldi penaltı. Hüseyin Göçek bir anda ortaya gösterdi. Kadıköy'de Tamam bırak gitsin ya. Niye yaparsın bu hareketi be? Niye yapıyorsun ya? Ay Robin Yalçın. Ya yazıklar olsun ya. Abi adamlar 10 kişi kalmış. İlk yarıda çok güzel top oynamışsın ya. Olacak iş mi ya? Valencia gol! Kadıköy'de Fenerbahçe 1,
Trabzon 0. Topu ve kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderiyor. Eler Valencia. İşte Kadıköy. İşte Fenerbahçe tribünleri. 47. dakikada 10 kişi kaldı Fenerbahçe. 55. dakikada Valencia'nın golü. Yatabare gibi ya. Sen neler harcadın bugün be? Puh, ulan başka golcü yok mu ya bu Yatabare'yi oynatıyorsun be? Hıyar adam. Valencia bugün iyi dayak yedi ha. Keşke 10 kişi kalmasaydı Fenerbahçe ya. 11-11 daha iyi oynuyordun Sivas. Kaleye gitmedi ya 10 kişiden sonra. Vallahi 10 kişi daha iyi oynadı Fenerbahçe. Valencia çok etkili be abi. Vallahi Sivas mı 10 kişi kaldı, Fenerbahçe mi 10 kişi kaldı anlamadım. Bu ne ya? Kaleye gidemedi 10 kişiden sonra Sivasspor. Defans son anda. Korner. Bence maçın en net gol pozisyonu Fenerbahçe adına. Dakika 77. Kötü oynayarak kazanacaksın abi. Şampiyon olmak istiyorsan kötü oynarken de kazanacaksın. Fenerbahçe'nin bence bu sezonki en kötü futbolu Konya'da dahil ama 1-0 önde adamlar ve 10 kişi. Altay yanlış çıktı, boş kale be. Abi sen bugün neler kaçırdın Yatabare ya? Yine o değil mi? Kaçırmaya doymadı pezevenk ya. Be Sivas be. Hadi be Sivas be. Hadi be Sivas be. Ya Yatabare. Ona gelince zaten gol olmayacağını biliyorum ya. Hadi be. Son atak, son şans. Hadi be. Hadi be şişir be. Yok abi yok. Müthiş mücadele etti Fenerbahçe. 10 kişi kaldıktan sonra müthiş mücadele etti abi. Müthiş mücadele etti yani. Bu maçı istediğini, 3 puanı istediğini gösterdi valla. Seyircisiyle beraber zaten 10 kişi kalmadı. Fenerbahçe seyircisi de var. 11-11 oynadı yani. 3'e 3. Dışarıya. Müthiş golü kaçırdı. Abi yiğidi öldür hakkını ver. Yani Sivasspor mu 10 kişi kaldı, Fenerbahçe mi 10 kişi kaldı dersen oyuna baktığımda Sivasspor 10 kişi kaldı. İkinci yarıyı 10 kişi oynadı Fenerbahçe ama o golün verdiği moralle, seyircisinin desteğiyle müthiş direndi, müthiş oynadı, mücadele etti Fenerbahçe ve hak ettiği galibiyeti aldı. Bence ilk yarıdaki oyunuyla değil, ilk yarı Sivasspor daha iyi oynadı Fenerbahçe'den. Ama ikinci yarı Fenerbahçe bu maçı çok istedi ve hak etti bence. Fenerbahçelileri tebrik ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.